Evet sevgili dostlar, selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Aman. Gördünüz mü arkadaşlar kargaları? İşte bakın, ben videolarımda bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani kuşları rahatsız eden çok şeyler var diye. Bakın kamyonların üstünde hem onun hem onun üstünde karga. Resmen kavga ederek önümüze düştüler. Kargalar, martılar, işte kırlangıçlar, yabaniler, atmacalar. Çok arkadaşlar buralarda. Dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Yani tekrar kanat tekesi bozumuz vardı biliyorsunuz. İkinci teke uçumunu yapacağız. Bunu da kayıda almak istedim. Yani hava biraz rüzgarlı bugün ama aşırı derecede değil dostlar. Tabii hiç olmasa daha iyiydi. Ama yapacak bir şey yok. Kuşumuzu idmanlamamız gerekiyor. Bir gün uçuramadım. Sizlere video yaptıktan sonraki gün uçuramadım. Bir sonraki gün tekrar teke kaldırıyorum şimdi. Beraber bir izleyelim neler yapacak dostlar. İnşallah rüzgar da şiddetini arttırmaz. Aferin evlat. Böyle güzel taklalı bir kalkış yaptı. Biraz da rahatsızım arkadaşlar. Yani enerjim biraz düşük olabilir. Ses tonum iyi olmayabilir. Kusuruma bakmayın. Şöyle kuşumuz gördüğünüz gibi. Kendini şimdi orta yüksekliğe çekecek. Şöyle bakın dostlar, çekmeye çalıştım. Kuşumuz biraz kanadını ısısın dostlarım. Bakın şöyle, evet. Orta yüksekliğe aldı bile kendini. Neredesin oğlum? Heh. Şöyle bakın bu kuşumuz dostlar. Videomu biraz durdurayım. Kanadını ısıtsın. Yere kuş açıp bir şeyler yaparsa inşallah kaydı alıp sizlerle paylaşacağım dostlarım. Dostlarım şu an bir 20 dakika oldu. 15 dakika olunca yere 2 tane kuş bıraktım. Ama maalesef rüzgar biraz sıkıntı yapıyor. Biliyorsunuz oyun kuşunun en büyük düşmanı rüzgar. Hayvanın bayağı bir dengesini bozdu. Hayvanı arkalara sürüklüyor. Bakın şurada. Bir iki seferde girmeye çalıştı, hedefi atlamaya çalıştı. Ama rüzgardan dolayı giremedi. Bu arada bir tane daha uyumuş. Şu arkada besleyen bir arkadaş var şu tarafta. Onun da bir tane kuşu uçuyor. Bizim bu tarafa doğru, bozun yanına doğru gelmiş o da. Dediğim gibi rüzgar biraz sıkıntı yapıyor. Bakalım neler izleyeceğiz, hep beraber göreceğiz dostlarım. Aferin evlat. Bu sefer şöyle arkadan geldi dostlarım. Rüzgar çok hafif dindi. Yalnız kuş bayağı bir yüksekte uçuyor. Dediğim gibi rüzgar bozuyor biraz hayvanı. Bu arada bir takipçi dostumuz, arkadaşımız kamyonların sıkıntı yaptığını söylemiş. Evet. Kamyonlar açıyı bayağı bir kapatıyor ama onlara yapabilecek bir şeyimiz yok dostlarım. Burası garaj. Aferin sana. Aferin oğlum. Rüzgar olmasa güzel şeyler yapacak dostlarım, dediğim gibi. Rüzgar biraz sıkıntı yapıyor. Olsun, antrenman almış oldu hayvan. Bir de normalde şu karşıdan geliyordu. Teke düşmeden önce de hedefi yoklamaya başladığında da o karşıdan geliyordu. İlk teke uçurmamda da oradan geldi bugün. Şu an bayağı bir sık geldi. İnmeye mi niyetlendi acaba? Şu an 25 dakika 30 dakika arası oldu dostlar. Yarım saate yaklaştı. Bugün böyle arkadan geliyor. Herhalde rüzgarın etkisi var bunda. Çünkü rüzgar o tarafa doğru esiyor. Hayvanı oraya atıyor dostlarım. O da oradan girmeye çalışıyor. Evet. Evet dostlar, kuşumuz inmeye niyetlendi sanırım. Aferin sana. Kanalımızı yeni izleyen arkadaşlar olabilir. Kuşumuz hazır bir kuş değil. Takipçilerimiz biliyor. Daha yeni teke alınmış bir kuş. Daha yeni teke aldığımız bir kuş. Bakalım kuşumuzun daha güzel günleri de olacak. İlk videoyu, ilk teke uçumunu izlemeyenler varsa da açıklama kısmına koyacağım. Gerçi videolarımdan da görebilirsiniz, son videolarımda. İlk teke uçumuna da bakmak isteyen arkadaşlar, izlemeyenler bakabilir. Şu an herhalde inmeye niyetlendi. Çok sık gelmeye başladı çünkü. Bayağı bir yüksekte gezdi gezdi. Şu an sık sık giriyor. Biraz rüzgarda dediğim gibi sıkıntı yaptı oğlum. Biraz daha bir uçsun dostlar, ben ona yardımcı olacağım. Altını kalabalıklaştıracağım.
Çünkü rüzgar sıkıntı, kuş hata yaparsa oyun kuşuna, burada işte seyislik devreye giriyor dostlarım. Oyun kuşuna hata yaptırmamamız lazım. Yani bu şey kalite, tamam kalite faktörü var. Kuşun soyuyla ilgili faktörler çok büyük. Ama en kral, dünyanın en iyi kuşu da olsa dostlarım, en kaliteli kuşu da olsa hata yaptırırsak kuş kendini bozar. Diyelim bir yere attı, orayı unutmaz ve her sıkıştığında, zorlandığında oraya atar dostlar. O yüzden seyisliğin de çok önemi var. Tamam kuşun kalitesi önemli ama bir o kadar da seyislik gerekiyor. Bakalım şimdi biraz takip edeceğim hayvanımızı. Daha da inmeye zorlarsa, inme niyetindeyse ona yardımcı olacağım. Hata yaptırmanın dediğim gibi anlamı yok. Bakın rüzgarın sesi size geliyor olabilir şu an. Bayağı da bir rüzgar var. Neredesin oğlum? Evet rüzgar herhalde onu arkaya attı, geliyordu. Heh, şuradan geliyor. Havada farklı kuşlar da uçuyor dostlar. Bakalım geldi mi? Heh. Ara ara durduruyorum dostlar, video çok uzun olmasın diye. Yine durdurayım. Yakalayamadım, çok güzel girdi tabanlı bir şekilde. Yakalayamadım dostlar. Aniden geldi. Ama kuşumuz umut vaat ediyor. Çok da güzel olacak. Videonun sonunda içerideki yavrularımızı göstereceğim dostlar. Yavruların son durumlarını falan, kuşların genel durumlarını göstereceğim. Oğlum, aferin sana. İniyorsun herhalde. Tamam, çok güzel, çok güzel. Dostlarım bu aşamada yeni başlamış bir hayvan. Dediğim gibi havada rüzgarlı. Şu an bu aşamada önemli olan kuşu aşağıya hata yaptırmadan, bir de bildiğiniz gibi havada rüzgarlı. Aslında uçurmamak daha doğruydu. Dün hasta olduğum için uçuramadım. Bugün dedim idmanını alsın. Hata yaptırmadan kuşu yerine teslim aldık dostlarım. Bu aşamada bu önemliydi. Bakalım bundan sonraki günlerde de güzel üstüne koyacağına inandığımız bir hayvanımız. Bakalım bizi neler bekleyecek dostlarım. Şimdi diğer kuşlarımızı, yavrularımızı göstereyim. Genel durumlarına bakalım kuşlarımızın dostlar. Bir saniye flaşımı açayım. Evet. Şöyle. Şu an gökyüzüne baktığım için kümesin içinde de gözüm biraz kararmış durumda. Bakın dostlar bu yavrular bayağı bir artık büyüdüler, yeme de düştüler. Ana babadan ayrılma zamanları geliyor. Çok güzel oldular. Dostlarım bu yavrular aynı zamanda uçan bozumuzun yeğeni oluyor. Bu uçan bozumuzun, ben geçen videomda anlatmayı unuttum. Eski takipçiler bilecektir. Bu uçan, az önce uçan bozumuzun abisi dostlar. Bu yavruların babası. Yani küçük kümesli olan, teke düşmek üzere olan mavi de uçan bozun yeğeni oluyor. Evet bakın buraya Arap yavrular kaydırmıştık. Onlar da böyle iyice maşallah büyüdüler. Çok güzel oldular. Siz oraya yumurta yaptınız herhalde. Evet. Dişi yumurtlamış. Artık dişi erkek ayırıyorum dostlar. Dişi erkek ayırma vakti geldi. O yumurtaları alıp plastik yumurta çekeceğim. Bu yavrular iyice kendini kurtardığı zaman bu takımda dişi erkeği ayıracağım dostlar. Burada nelerimiz var? Evet. Burada da miskiyle dumanlı takımımız var. Bakın onların yavrusu da böyle. Kocaman oldu bu. Nudi mi olacak yoksa? Durun şöyle bir hep beraber bir inceleyelim dostlar. Evet bu Nudi gibi gözüküyor. Oğlum sen boz dumanlı mısın? Nudi misin? Miski misin? Herhalde Nudi. Yanar döner. Takkan var mı senin? Dön bakayım. Takkalı. Takkalı bir yanar döner geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimalle Nudi olacak. Rengini tam değil de belli etmiyor. Lan ne yaptın? Korkuttun beni. Miski öyle bir saldırdı ki arkadaşlar. Lan. Seni gidi şerefsiz seni. Lan. Fena. Birden hamle yapınca ben de irkildim. Burada da bakın. Güzel eşlememiz var biliyorsunuz. Geç bakalım evlat. Şunların yavruları bakalım. Ne alemde, sağlıklılar mı? Oy maşallah bakın. Mama kusmuşlar. Yavruların ağzı yüzü mama olmuş. Maşallah kursaklar dolu. Çok iyi durumdalar. Bakalım renkleri ne olacak? Arkadaşlar sizlerden tahmin bekliyorum. Lütfen tahminlerde bulunalım. Bakın babaları Arap'ımız biliyorsunuz. Anneleri de çakmaklı,
takkalı dişi, ikisi de takkalı. Bu yavruların rengi sizce ne olacak? Bakın gagalar siyah. Bu bir ipucu. Koyu renkli olacaklarını gösteren bir işaret. Yani koyu renkli derken Arap, mavi, çakmaklı, dumanlı. Bunların hep gagası siyah olur genelde. Muhtemelen o renklerden biri olacak. Çakmaklımızın annesi yanar dönerdi, Nuhudi'ydi. Babası Arap'tı dostlar dişimizin. Baba Arap'tı biliyorsunuz, Arap soyu tamamen. Bakalım yavrular ne gelecek, ben de merak ediyorum. Şöyle bir daha göstermiş olayım. Burada bakın Arap takımımız var. Bunların altında yumurtalar var dostlar. Bir 10 günlük falan oldu bu yumurtalar artık. Buradan da yavrular alıp buradan da dişi erkeği artık ayıracağız dostlar. Benim aslında şu anda yavru almaya niyetim olan tek takım bu. Çünkü bu dişimiz bayağı geç geldi. Kuşları eşe attıktan 2-3 ay sonra geldi dostlar. Bu ilk yavruları. Bu takımdan yavru almak istiyorum bir iki az. Burada ayırmayacağım dişi erkek olursa bunun sebebi, yani diğerlerinden ayırmayacağım dişi erkek olursa bunun sebebi, buradaki yavruların birini sürekli onlara kaydırıp yavruları birer birer ve sağlıklı büyütmek olacak dostlar. Onun haricinde aslında ben üretimi durdurmak istiyorum. Çünkü yaz da geldi. Yazın da sıkıntı oluyor yavru alımı. Şöyle bakın. Kısaca şurayı da göstereyim. Bu mavi yavrumuz. Dediğim gibi bu da ufak ufak başlıyor artık. Bu dumanlığımızı buraya aldım sık takla da. O da erkek çıktı ötüyor. Onu da buraya ayırdım. Şuradaki taklayı dönem ve dönme aşamasında olan yavrularımız da şöyle ufak bir gösterdikten sonra videomuzu sonlandıracağım dostlarım. Gördüğünüz gibi hepsinin sağlığı, sıhhati yerinde. Hepsi böyle kıpır kıpır çok güzel şekildeler. Maşallahınızı da esirgemeyin dostlar. Bakalım inşallah güzel kuşlar izleyeceğiz. Bu videomu bu şekilde sonlandırıyorum dostlarım. Videolarımı izleyip kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.